Ramazan ayı başladığında hurmaya olan talep daha da artacak. Adını duyar duymaz ağız sulandıran en güzel acı. Ramazan menülerine de girdi sayın seyirciler. Yaz aylarına denk gelen Ramazan'da aç kalmaya dayanamıyorsanız uzmanların size tavsiyesi Ramazan'a özel susatmayan ve tok tutan çiğ köfte. Birçok zaman vazgeçemediği çiğ köfte şimdi de Ramazan menüsüne girdi. Diyetisyenlere göre 17 saati bulacak oruç süresinde tok kalmanın formülü bol bol çiğ köfte yemek. Uzun günler için aslında çiğ köfte iyi bir alternatif olabilir. Çünkü posa miktarı yüksek olduğundan dolayı yanında da bol yeşillikle tükettiğimiz zaman yeterli posa alımından hemen hemen yaklaşmış oluyoruz. Uzmanların çiğ köfteyi önermesinin nedeni içindeki bulgur. Bulgurun da posa oranı yüksek, lifli bir gıda olduğundan dolayı bizi tok tutuyor. Üstelik de glisemik indeks dediğimiz bizim kan şekerini yükseltme hızı bulgurun çok daha düşük. Ancak bir de uyarı var. Eğer gün boyunca susuz kalmak istemiyorsanız çiğ köfte yaparken baharata dikkat etmek gerekiyor. Çiğ köfte yemek istediğinizde susuzluğu gidermek adına az baharatlı ve az tuzluyu tercih etmeniz çok daha doğru olur. Diyetisyenler Ramazan'da aç kalmamak için çiğ köfteyi öneriyorlar. Peki çiğ köftenin hası nasıl yapılır? İşte onu bize ustamız öğretecek. Bulgurumuzu döküyoruz tepsimize. Hafiften zeytinyağımızı vuruyoruz biraz. Baharatlar da eklendikten sonra sıra çiğ köftenin olmazsa olmazı salçada. Şu anda biber salçamız. Bu da gerekli tabii. Çiğ köftenin içinde olması gereken malzememiz. Hoş bir tat veriyor kendisine. Tüm malzemeler bir araya geldikten sonra harç dakikalarca yoğruluyor. Ne kadar yoğuruyorsunuz? Elle yaptığınız zaman bu 4-5 saati bulur yoğurma süresi. 4-5 saat. Evet. Çiğ köftemizi yoğurduk, en son domates suyuyla birleştirdik ve artık hazır, muhteşem gözüküyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Az baharatlı Ramazan çiğ köftesi. Gerçekten harikulade. Evinizde de yapabilirsiniz, oldukça kolay. Eğer az baharat koyarsanız kesinlikle de susatmaz. 52. yaşını